Ben ilkokulu Şişli Terakki'de okudum. Tam böyle ilkokul sondaydım işte 11 yaşımda, 5. sınıftayken hep Jülide Ateş'i izlerdim hayranlıkla. Ve Boğaziçi mezunu olması, o yaştayken ben takip ediyordum. Nereden mezun, güzellik yarışmasına katılması, hem güzel çocukluk kafasında, hem güzel bir kadın, hem başarılı bir kadın, zeki bir kadın algısı oluşarak bir hayranlık besledim. Sonra öyle gelişti. Ben dedim haberci olacağım. Evet. Sevgili dostlar, bugün çok değerli bir konuğum var. Başarı Öykülerinde bugün konuğum Berat Aşıcıoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Cengiz Beyciğim. Çok teşekkür ederim, bizi kırmadınız. Rica ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Siz de çok başarılısınız alanınızda. Sizin programınızda benim için yer almak çok mutluluk verici. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Şimdi ben tabii hep sizi takip ediyorum. Birçok sosyal medyada da takip ediyorum. Hep benim çok önemsediğim bir yanınız var sizin. Sağ olun. Bir defa çok güzel bir kariyeriniz var. Emekle geldiğiniz ve gerçekten çok başarılı bir sunucusunuz. Sağ olun. İşini gayet güzel yapmış. Hem de aynı zamanda da işte mütevazi, samimi ve insan egonuzu asla egon esir olmamış olan bir kişiliğiniz var. Doğru mu bilmiyorum tespitim. Asla sevmediğim bir şey. Ego. Bir şey. Evet, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Bunu da ben açıkçası çok çok önemsiyorum. Evet. Çünkü sizler modellersiniz, rol modellersiniz. Kesinlikle doğru. Yani dolayısıyla da sizin sizi gören genç bir kadın, genç bir çocuk sizi örnek alacak. Hı hı. Ve gelecek kuşaklar da bir nevi sizin gibi işte ekranda görünen insanların sayesinde o rol modelleriyle belki daha güzel, işte harika bir toplum giderek oluşacak. O yüzden de ben sizleri açıkçası çok çok önemsiyorum. Yani ekranda olan insanın her türlü şey dikkat etmesi gerektiğini kesinlikle düşünüyorum açıkçası. Evet. Evet. Şimdi ben açıkçası bir film şeridi gibi hayatınızı gözünüzün önüne getirmenizi rica ediyorum. Çocukluğunuzdan başlayın. Nerede doğdunuz? Oradan başlayarak ağır ağır bugünlere gelelim. Şimdi Cengiz Beyciğim, öncelikle çok teşekkür ediyorum söylemiş olduğunuz güzel sözler için. Egolu olmayı çok cahilce bulurum ben. Zaten Einstein da demiştir ki cahil insanlarda çok yüksek ego vardır. Aslında ego olması gerektiği kadar her insanda olmalı. Ama fazlası cehaleti getiren bir şey. Cahil insanlarda olan bir şey. O yüzden her zaman egosuz olmamız, yarın ne olacağımızı bilmeden yaşamamız çok önemli diye düşünüyorum. Evet. Küçük dağları ben yarattım diyenlerden siz de benim gibi herhalde uzak duruyorsunuz. Kesinlikle, yani. Aynen öyle. Samimiyet benim için çok önemli Cengiz Beyciğim. Sizde de keza ben samimiyeti gözlemliyorum. Dediğim gibi yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. Bir laf vardır ya hani neydim, ne oldum, ne olacağım. Şu anda biz normal etten kemikten bir insanız. Belli bir idealimiz oldu, belli bir hayalimiz oldu ve kariyer yolculuğumuzu o ideallerimize göre şekillendirdik. Azmimizle, başarımızla ama sonrasında ne olacağımızı hiçbir şekilde bilmiyoruz. Normal etten kemikten insanız hepimiz. Ben Berat'ım, siz Cengiz'siniz. Yani hanım, bey vesaire bunlara takılmak istemiyorum ve sevmiyorum. Hayatımı da düşünce yapımda hep bu düşünceyle, bu zihinle hep yaşadım ben. Ve öyle de yaşamaya devam edeceğim. Öncelikle bunu söyleyeyim. Sonrasında çocukluğuma inecek olursak İstanbul'da doğdum ben. Neresinde İstanbul? Şişli'de. Şişli'de doğdum. Hep İstanbul'da doğdum büyüdüm. Yani başka bir şehirde yaşama olanağım olmadı. İstanbul'a da çok aşığım. Sokakta oynama keyfini yaşadınız mı çocukluğunuzda? Çok önemsiyorum ben bunu. Şöyle evet kesinlikle çok önemli. Şöyle ben bizim evimizin olduğu yerde yaşayamadım ama anneannem Kurtuluş'ta oturuyordu. Kurtuluş'ta da çok mahalle kültürü vardır çok bilirsiniz. Çok severim ben de. Evet, ben de orada oturdum. Evet, evet. Ben de çok seviyorum orayı. Hem de çok fazla gayrimüslim oturuyor. Gayrimüslimlerle olan iletişimimiz çok böyle derinlemesine oldu o sayede. Kurtuluş'u ayrı seviyorum o yüzden. Anneannem orada oturduğu için. Farklı kültürlerin bir arada. Evet kesinlikle aynen öyle. Onları tanıma fırsatım oldu benim. Nasıl yaşıyorlar, nasıl konuşuyorlar çocukken tanıma fırsatım oldu. Anneannem orada oturduğu için tabii orada bir mahalle kültürü olduğu için orada oynayabiliyordum kuzenlerimle kapının önünde. Ama kendi yaşadığım ailemle yaşadığım evde tabii ki çok böyle dışarı çıkıp daha site ortamı olduğu için oyun oynama olanağım olmamıştı. Aileniz ne iş yapıyordu?
Anneniz babanız. Benim annem ev hanımı. Babam sağlık ve turizm sektöründe çalışıyor. Bir iş insanı babam. Ama ben her zaman Cengiz Bey çocukluğumdan beri yaklaşık 12 yaşımdan beri karar vermiştim. Ben dedim haberci olacağım, haber spikeri olacağım. Yani hiçbir zaman babamın işiyle kendimi bağdaştırmadım. Kaç yaşından itibaren böyle bir ayarınız var? 12 işte. Yani 11-12 yaşlarımdaydım. Peki bir rol model aldınız mı kendinize ekrandan gördünüz? Evet. Ben ilkokulu Şişli Terakki'de okudum. Evet. Tam böyle ilkokul sondaydım işte 11 yaşımda. 5. sınıftayken hep Jüri'de Ateş'i izlerdim hayranlıkla. Çok beğenirdim. Buradan selam sevgilerimizi iletelim, saygılarımızı evet, iletelim. Evet, evet. Ben tanışmıyorum ama çok değerli bir ya ben evet. Tabii ki çok başarılı bulduğum, beğendiğim bir spiker. Çok başarılı hakikaten üstadım benim diye tabir edebilirim. Jüri'de Ateş'i izleyerek inanılmaz böyle hayranlık oluştu bende. Ve Boğaziçi mezunu olması, o yaştayken ben takip ediyordum. Nereden mezun, güzellik yarışmasına katılması, hem güzel çocukluk kafasında, hem güzel bir kadın, hem başarılı bir kadın, zeki bir kadın algısı oluşarak bir hayranlık besledim. Sonra öyle gelişti. Ben dedim haberci olacağım. Evet. Ben ailenin açıkçası insanın başarısı çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Sizin bu düşünceniz destekledi mi aileniz? Destekledi. Allah'a şükürler olsun. Canım babam, canım annem çok desteklediler. Hani hiçbir zaman bazı ailelerde bunu gözlemliyorum ben. Hiçbir zaman babam bana veya annem bana şu meslek sahibi olacaksın demedi. Öyle bir dayatmaları olmadı. Çok özgür bıraktılar beni bu anlamda. Biz 12 yaşında kaldık. Evet, oradan sonra okul hangi okulları okudunuz? Üniversite hangi fakülteyi bitirdiniz? Onları? Ben ilkokulu Şişli Terakki'de okudum. Evet. Sonrasında Beşiktaş Koleji'nde devam ettim. Ondan sonrasında İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünü bitirdim. Yüksek lisans yapıyorum şu anda. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde yine medya ve iletişim sistemleri üzerine. Bu şekilde eğitim hayatım oldu. İngilizceyi biliyorum. Çok önemli bence. Gerçekten diyorlar ya hani bir dil bir insandır. Evet. Bence İngilizce bile şu an sadece yeterli değil. Daha da dil öğrenmek gerekiyor. Evrensel olabilmek için. bu şekilde bir eğitim. Ha, bu arada şeyi unuttum. Başkent İletişim Akademisi çok kurumu beğendiğim bir eğitimini düzgün bulduğum bir kurum. Çok da sevgilerimi yolluyorum buradan sahiplerine. Levent hocama ve Selin hanıma eşine. Başkent İletişim Akademisi'nde de diksiyon ve spikerlik üzerine eğitim aldım. Başarı sertifikam var. Bu şekilde bir eğitim hayatım oldu. Evet, harika. Hı-hı. Ya şeyi de çok halen eğitime de devam ediyorum. Tabii tabii. Önemli benim. Hangi kurumlarda görev yaptınız? Kanal olarak, televizyon kanalı olarak. Ben ilk olarak TVM'de başladım kariyer hayatıma. Çok önemlidir TVM. Ben de o zaman çok konuk gelip gitmiştim o televizyon kanalına. Çok önemli evet, benim için evet, orası. Evet. Yani gerçekten okul oldu orası bana. Üniversite son sınıftayken ben, üniversitemizde bizim yerel bir televizyon kanalımız vardı. Sadece Üsküdar'a yayın yapan, orada haberleri sunuyordum. Sonra mezun olduktan sonra TVM'de ilk staj yaptım. Sonra haber muhabirliği yaparak devam ettim. Sonra muhabirlikten sonra da sağlık programı hazırlayıp sundum. İşte tamamen hafta içi yayınlanan canlı bölümlerde doktorlar ağırlıyordum. Farklı konular üzerine konuşuyorduk. Evet. İlk TVM'de başladım. Sonra Cem TV kurumunda başladım. Evet. Cem TV'de de Günün Getirdikleri diye bir program hazırlayıp sundum. Günün getirdikleri şöyleydi konsepti. Her gün gün bize şunu getirdi diyordum. Yani mesela siyaset işliyordum. Bir gün sağlık işliyordum. Bir gün kültür sanat işliyordum. Bir gün ekonomi işliyordum. Yani farklı konularda farklı uzmanlarla birlikte programımızı yapıyorduk. Çok güzeldi. O da yaklaşık 400 sayı oldu. Oh. Tabii bayağı uzun sürdü. Canlı yayın her gün o da. Sonrasında TV100'de gün ortası haberlerini sundum. Evet, evet. O da gündüz, gün ortası haberlerini sunuyordum. Cem TV'de de bu arada o programımın dışında hafta sonu ana haber bültenini sunuyordum. Yine gündüz de gün ortası haberlerini sunuyordum. TV100'den sonra da benim çocukluk hayalim olan yani CNN Türk oldu çok şükür. Orası da çok güzel bir deneyim kattı bana. Çok güzel dostluklarım oldu CNN ailesinde de. En son CNN Türk'te çalıştım. İşte birkaç aydır da şu anda malum pandeminin etkisiyle
yeni yapılanmanın etkisiyle şu an bir kurumda çalışmıyorum. Şu anda yine bir çalışmalarınız var galiba. Var şöyle, Fenerbahçe İş Adamları Derneği'nin YouTube'da kurmuş olduğu bir kanal var, Febiat TV. Evet. Orada dijital platformda. Ha, izliyorum ben de zaman zaman denk geliyor. Canlı yayınlarınızı orada konuklarım oluyor gene. İçeriğini kendim hazırlıyorum. Gündemi de kendime göre belirliyorum. İşte gündeme göre belirliyorum. O şekilde konuklar ağırlayıp Berat'la Hayat'a dair diye program hazırlayıp sunuyorum. Bunun yanı sıra da kendi Instagram sayfamda Berat Aşıcıoğlu sayfamda da işte canlı yayınlar gene yapıyorum. Gündeme dair önemli konukları ağırlıyorum. O şekilde şu an devam ediyorum. Evet. Sizin için mutluluk nedir? Benim için mutluluk kişinin ne istediğine dair oluşan hayalini, idealini yaşaması. Her insana göre mutluluk değişir. Kimine göre mutluluk sadece paradır. Kimine göre sadece sevgidir. Kimine göre dünya turudur. Kimine göre bir ülke göreyim, şurayı göreyim, hayatımın en mutlu zamanını yaşayacağımdır. O kadar değişkenlik gösteriyor ki. Bana göre mutluluk o yüzden. Şu an mutlu değilim açıkçası. Şimdi yalan söyleyemem. Yani mutlu değilim şu anda. Ama şu var, şükür ediyorum her zaman. Yani nefes alabildiğim için şükürler olsun Allah'ıma. Pandemi dönemi nedeniyle mi? Tabii. Evet. Sağlıklı olabildiğim için şükürler olsun. Aslında bu dönemde ne kadar fazla şükretmemizin değerini anladık. Bir dostumuzla, bir arkadaşımızla çay, kahve içebilmenin değerini anladık. O yüzden ben belki hayatım boyunca en fazla şükrettiğim dönem bu dönemdir. Son bir yıldır. Şimdi aslında açıkçası ben mutluluk kavramını biraz daha geniş alıyorum. Mutluluk bir paket gibi düşünüyorum. Bunun içerisinde hüzün de var. Üzüntü de var. Acı da var. Sıkıntı da var. Gerçeği, hayatın gerçeği. Kesinlikle. Yani belki de o şu andaki sizin yaşadığınız mutluluğun başka bir evresi olabilir. Çünkü insan açıkçası şunu çok daha insan derinleştiren, duygu anlamında zenginleştiren hüzün de derinleştirebilir. Bir üzüntü de derinleştirebilir. O an hatta hiçbir şey yapmamak bile. Farkındalığınız artar hüzünle. Tabii. Aslında. Yani insana çok şey öğretir. Tabii. O duygulardan kaçmak. Çünkü hep bir şöyle bir dayatma var. Anlaşılır mı? Katılır mısınız bana bilmiyorum. Hatta bir okurum bana yazmıştı. Ya işte ben etrafa bakıyorum. Herkes çok mutlu. Bir ben miyim eşiyle tartışan diye. Şimdi ya bu bir sanal bir dünyada insanların tabii ki mutlu anlarını paylaşmaları çok rol da güzel. Yapıyorlar ama. Çok hayır. Da güzel. Bazında rol da yapıyor ama. Şimdi öyle de yapsa neyse mutluluğunu paylaşıyor ama. Şunu herkesin bilmesi lazım ki hiç kimse 24 saat gülemez. Tabii ki. O zaten başka bir şey olur. Ama zaten gülümsemek mutlu olmak demek değil ki. Tabii. Ben şimdi işim gereği ekran önündeyim. İşim gereği gülmek zorundayım ben. Instagram'da gündeme dair paylaşımlar yapıyorum. Kendi fotoğrafımı paylaşıp altına sevgili takipçilerim diye başlayıp sözler yazıyorum. Benden talepleri oluyor çünkü. Orada ben aslında içsel dünyamı belki o gün hüzünlüyüm ama gülümsemek zorundayım. Çünkü beni takip eden belli bir kitle var ve o takip eden kitleyi ben güzel enerji vermek zorundayım. Bu belki o aynı zamanda şunu söyleyeyim size. Şimdi o enerjiyi siz kendinize de veriyorsunuz. Tabii. Yani gülerek, gülümseyerek. Çünkü davranış aynı zamanda davranışlar, düşünceler davranışlardan da oluşuyor. Tabii. Şimdi diyelim ki çok moraliniz bozuk olduğu bir zaman bir aynanın karşısına geçip hani güldüğünüz zaman bilinçaltına şöyle bir mesaj gönderiyorsunuz. Ya da işte takipçilerinize gülümsediğiniz zaman ben aslında iyiyim diyorsunuz. Evet. Yani bence o mesaj sadece takipçileriniz değil aynı zamanda. Sizin için de tabii. Mesaj olmuyor mu? Bir şeyi çok söyleyince inanırsınız ya. Tabii. Evet. O onun gibi, onun şeyi evet gereksinimi. Yani, ama şöyle bir şey. Şimdi demin aslında çok güzel bir soru sordunuz Cengiz Bey. Gerçekten mutlu musunuz diye. O kadar zor bir soru ki aslında. Yani neye göre mutluluk? Nasıl? Çok düşünmemizi gerektiren bir soru bu. Niye mutlu değilim şu anda mesela ben? Çok şükür Rabbime sağlığım iyi. Çok şükür belli bir statüde iyiyim. Allah'a şükürler olsun. Kimseye muhtaç değilim. Fakat neden mutsuzum? Her gün alışmışım çalışmaya, üretmeye. Sabah erken saatte evden çıkıp çalıştığım kuruma gitmeye. Bu artık benim için bir ritüel. Üretmeyi seviyorum. Bir şeyler kendime katmayı seviyorum. Ve kendime kattıklarımdan da
izleyicilerime vermek istiyorum. Dolayısıyla şu anda çalışmadığım için mutsuzum. Ama şimdi şöyle, sizin çalışmıyorum dediğiniz zaman bile çalışıyorsunuzdur. Ya işte evet. Bakın yani. Ama her gün yani ritüel olarak düşündüğümüzde. Ama şu bence mesela diyelim kendi şu anda çalışıyorsanız 365 günde program yapıyorsanız bu da bir yorgunluk yaratabilirdi. Bence ben yorulmaya razıyım işte, çok işkoliyim. Ama ben. Şöyle işte şöyle aslında boşluklar insanın kendini yenilemesi için şarj etmesi fırsat. İçin de bir fırsattır ve doğru. Ben mesela şunu danışanlarıma da bunu söylüyorum. İşte şu anda çalışamamaktan şikayetçi evet. olan var işte pandemi nedeniyle. Çok, işte. Çok ne yazık ki. Diyorum ki lisan öğrenin, evet. bahçıvanlık öğrenin, evet. çiçek ekmesini öğrenin. Evet. Alın gidin bir çuval toprak ya da bir torba evet. bahçeye ya da balkonunuzda bir şey ekin dikin. Yani bunlar aslında insanın aynı zamanda kendisiyle hesaplaşması, doğru. kendi içine dönmesi için de fırsat ve doğru. Şimdi hep benim hayal gücüm de çok yüksektir. Hı hı. Birçok kitabınız var zaten. Hayal gücünüz yüksek olmasa yazamazsınız. Yazamazsınız zaten. Kaleminize sağlık. Hatta bana arkadaşlarım falan da hayalperest falan derler. Ne kadar yani, güzel. Yani işte ama eşim mesela benim realisttir. Çok o daha gerçekçidir her şey. Dengeliyorsunuz güzel birbirinizi. Şu andaki hayatımız benim hayallerime borçlusun diyor. Ciddi mi? Ben öyle diyorum. Yani çünkü ben hayal ettiğiniz her şey bir gün gerçekleşir. Ben de ona inanıyorum. Ve hayal ettiğiniz aslında bu bir süreçtir. Bir şey hayal edersiniz. Şimdi diyelim ki siz hani evet. şu anda daha arzu ettiğiniz bir kanalda olmayı düşünüyorsunuz, istiyorsunuzdur. Bu dönemi ben sizin şu döneminizi ona hazırlık olarak görmenizi diliyorum. Tabii tabii öyle. Ya buna zaten bunu da yapıyorsunuz. Tabii. Yani dil öğrenebilirsiniz başka bir şey. Tabii. Ben biraz dil dediniz ya. Evet. Aslında insan kelimelerle düşünüyor. Tabii. Yani ne kadar çok şeyi dili bilirseniz o kadar da açıkçası düşünme yeteneğini de tabii, geliştiren bir şey bu. Tabii kesinlikle. Ne doğru. kadar çok kelime. Mesela diyelim ki böyle küfürbaz insanlar vardır. Hı hı. Sosyal medyada da çok. Sürekli ona küfür buna ben hiç onlara kızmam. Hı hı. Dedim ki sakın şey yapmayın, karışmayın. Çünkü adamın kelime de harcıyor bu kadar. Evet, adam evet. kendini sadece 25-30 kelimeyle evet, ifade çok, ediyor. Ne bırakın yazık ki. İfade ediyor evet, bu. Çok insan var öyle ne yazık ki. Şimdi insan bilen insan hakaret etmez. Doğru. Bilen insan çok daha dikkatli ve daha özenli. Çünkü yumuşak çok ifadelerde daha yumuşak. Bulunur. Çünkü kelime de harcıyor geniş. Tabii doğru. Hatta hiç unutmuyorum. Çocukluğumda bir kürasının evinde misafirdik. Çok eski yıllarda. Bir adam girdi içeriye. Hı-hı. Adam böyle hani kürası değil mi? Hani korumaları olan evet. falan böyle bir şey. 500 metrekarelik bir salon. Hı-hı. Herkes yemek yiyor. En azından 150 kişi birden. Evet. Adam geldi böyle hakaret etti ona bir köylü. Başka bir köyden gelen Hı-hı. birisi. Hakaret, küfür ediyor, hakaret ediyor. Herkes tabii adamları var bunun. Hemen Hı-hı. bir dakika falan adama saldıracaklar. Evet, dedi ki evet. sakın dedi karışmayın dedi daha. Oradan ben çok önemli bir şey öğrendim. Çocuktum. Dedi ki sakın karışmayın, onun yemeğini yedirin ve cebinde harçlık koyun gönderin dedi. Bir şeye döndü misafirler, dedi ki o dedi en iyi bildiğini yapıyor dedi. Ya ne kadar olgun bir onun bildiği dedi insanmış bu kadar dedi. İnsanmış ama çok evet, olgunmuş. Bildiği bu kadar bravo. Dedi. Bravo. İnsanlar dedi en iyi bildiğini yaparlar dedi. Şimdi adam bildiği bu kadar. Çünkü o yüzden hani hep aklımdadır ben evet. o anın böyle kalmıştı. Yani o yüzden de hani şey o dil o yüzden çok önemli. Kesinlikle. İnsan ne kadar çok kelime bilirse. Kesinlikle. Nereden nereye geldik bak şimdi. Olsun ne güzel şimdi oldu işte. Bu şey bu hep ben şunu söylüyorum. Benden fikrimi alan insanlara da diyorum ki siz bir hayali koyun bir tarafa. Evet. Sonra deyin ki ben o hayale ulaşmak için neler yapmalıyım deyin. Doğru. Ve elinizi böyle gömleğinizi işte evet. kolunu sıvayın ve evet. Siz ona hazırlığınızı yapın. Siz hazır olun. Aynen. Hazır olursanız. Hazır olursanız herhangi bir şeye o talih size gelir. Aynen. Talih şeyin bir romanın etkili bir atasözü var. Çok güzel. Ducunt fata volantum nolantum traunt diye. Ne bu demek? Latince bir şey. Bunun anlamı şu. İstekli olana kader yol gösterir. İsteksiz olanı sürükler diyor. Çok güzel. Çok evet. doğru. Evet. Yani tabii siz istemek yeter başarmanın ki. Yarısıdır. Başarmanın yarısı. Tabii. Ama ben sizi şu an çok iyi anlıyorum. Yıllar tabii yoğun bir çalışma temposundan tabii. sonra şimdi böyle bir dönem olması bence evet. bu da belki de bilgeliğinize bilgelik katacaktır. Belki de o da bir şey fırsatı tabii, olacaktır. Tabii düşünmeye daha çok fırsatınız oluyor. Yani başka alternatifleri düşünüyorsunuz.
çok fazla okuyorsunuz, bir şeyleri araştırıyorsunuz. Dediğiniz gibi hem düşünmeye fırsat oluyor hem de farkındalıklarınızın artmasına fırsat oluyor. Evet. Bir de ben bir dönemler mesela plan yapma. Sürekli mesela plan yaparım ben. Plan yapma dönemi olarak görürüm bence. Yani planlar evet, işte. Plan yapan işte, kişilerdensiniz. Ben çok yaparım. Ben de çok spontane. Yani çok fazla böyle mesela erken rezervasyon sevmem ben. Yani hani ben 6-7 ay önceden, bir sene önceden işte, şu tarihte şurayı ben mesela o kafa değilim. Daha böyle spontane yaşayıp, daha böyle anı yaşayıp kendi kariyerimle ilgili plan yapmayı severim. Yani özel hayatla ilgili plan değil ama kendi kariyerimle alakalı, o çünkü teknik bir şey. Yani ona karar verirsiniz, o yolda ilerlersiniz. Fakat diğer konuda işte tatile giderken çok fazla mesela erken rezervasyon alan kişiler var. Onu yapamam yani. Çünkü şunu düşünürüm, çok kaderci bir insanımdır ben. Çok böyle nasip, kader, inanırım böyle şeylere. Derim ki yani yarına çıkacağım ne malum. 6 ay sonra ne olacağım, ne yapacağım. Yani... Bilemiyorsunuz ki hayat ne getirir size. Devam ediyoruz. Berat Hanım, iyi ki geldiniz. Sağ olun. İyi ki sizi davet ettiniz. Evet. Hakikaten çok keyif alıyorum. Sağ olun. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi mutlulukta kalmıştık. Evet. Dediniz ki ben şu anda mutlu değilim. Ama biz de şu sonuca vardık. Dedik ki bazen hüzünlenmek de mutluluğun ta kendisidir. Evet. Belki de asıl mutluluk da zaman zaman hüzünlenmektir. Evet. Değil neden mi? Böyle dedik aslında? Çünkü aslında hüzünlendiğimiz zaman... Neden mutlu olabileceğimizi fark ediyoruz kendimizde. O an hüzünlüyüz. Çok doğru. Evet, o an hüzünlüyüz, üzüntülüyüz ama aslında o anda diyoruz ki şu olsaydı mutlu olurdum. Kendimizi de anlıyoruz. Ya ben öyle düşünüyorum ve bunu da yaşadım, deneyimledim de içsel dünyamda. Kendinizle bir nevi yüzleşiyorsunuz. Tabii yüzleşme. Bir de şu oluyor, herhalde mutluluğun değerini de anlıyorsunuz. İnsanlar bir şey kaybettiğinde. Evet. O huzurun, o mutluluğun değerini daha iyi anlıyor herhalde. Evet. İçindeyken değil de. Kesinlikle. Aynen öyle. Kesinlikle aslında bu arada mutlulukla huzur aynı şey değil. Değil tabii ki. Kesinlikle değil. Yani bir insan çok mutlu olduğunu hissettiği ortamda huzursuzluk da yaşayabiliyor. Doğru şimdi, orantılı değil. Çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü bu ben açıkçası ya aslında çok önemli bir, belki de saatlerce konuşulması gereken evet, bir derin mevzu. Şey, derin mevzu. Evet. Yani huzurla mutluluk aynı şey değil elbette. Değil. Şimdi huzurun içinde biraz daha sadelik ve anı yakalamak vardır. Tabii. Mutluluğun içerisinde daha çok coşku, daha çok yaşama sevinci, daha çok aksiyon vardır. Evet. Daha çok yerinde duramamak vardır. Evet, diye tabii heyecan vardır. Evet. Ama bence bu şeye benziyor. Şimdi sular akar ne kadar coşkun akarsa aksın şelaleler bir noktaya gelir. Orada bir durulma yaşar. Doğru. Aslında belki de huzur o durulma anıdır. Tabii olabilir. Tabii ki. Doğru, güzel söylediniz. Evet, durumlandır. Evet, yani doğru. Şeyi çok önemli görüyorum bu şeyi. Huzurun yani nasıl yakalanabileceği konusunda yıllardır kafa yorulan bir konu. Tartışılan bir konu. O da neye göre, kime göre, nasıl? Ya işte ben bunu işte belki bütün filozofları okuyorum. Halen daha hani bu. Hatta bazen mesela bir sayfayı 50 kez okuduğum oluyor. Daha acaba ne demek istediği anlayabilmek için. Hep şunu öneriyorlar. Yani işte yüzyıllardan bu yana. Yani milattan önce binli yıllara kadar gidiyorum. Hep önerdikleri şey şu. Sadelik. Tabii sadelik. Sadelik, ölçüllük, ılımlılık. Evet. Bunu hırslardan arınmışlık. Hoşgörü. Ve hoşgörü. Ya insanın aslında ihtiyacı olan şey ne kadar az olduğu. Tabii. İnsanın ihtiyacı olan şey. Yetinebilmek. Mavi bir gökyüzü. Tabii. Bir toprak kokusu. Tabii. Sofranızda bir tarhana çorbası varsa. Aynen öyle. Çok bir güzel betimledim. Göz göze bakabileceğiniz bir sevdiğiniz insan varsa. Evet. Evet. Bu evet. Kadar yani. Ama göze bakmak yok işte şu an günümüzde. Ya bu da tabii. Peki tabii. Sorayım o zaman size. Aşk buyurun. Nedir sizin için? Aşk. Aşk bence heyecanlanmak. Yani heyecanlanıp o an. O heyecanını hissedip tekrar o heyecanlanmayı yaşama isteği. Yani mesela işte her gün aynı kişiyi görme isteği. Belki sokakta yan yana oturup soğuğun altında o kişiyi görebilme isteği. Başka şey düşünmeme durumu bence aşk.
Yani çok güzel tanımladınız. Aslında işte bu olağanüstü büyük bir güç. Yani ben masal da çok okurum. Halen masal okurum, ne biliyor güzel musunuz? Evet. Ferhat ile Şirin'i, Ferhat ile Şirin'i. Kavuşamadıkları için aşk ama. Ha, ama şöyle bir Ferhat gerçek var. Evet. Yani şimdi Ferhat'ın dağları delmesinin nedeni, bu bir metafor evet. Tabii de yani. Evet, evet. Nedeni o içindeki büyük aşk ve aşkın gücü. Hı hı. Yani çünkü aşk çok büyük potansiyel güç. Tabii. Bunu siz iki şekilde kullanabilirsiniz. Birisini kendinize zarar vererek, diğerini de topluma yarar sağlayarak. Evet. Mesela aşık olan bir insanın huyları değişir. Tabii. Ya korkak bir adamın ben çok cesur olduğunu görüyorum mesela. Aşk tabii, gözü kör çünkü. Evet. Aşk ama iyi bir şey değil de derler. Sevgi i̇yi kullanmak, kalıcı olan. Doğru kullanmak. Yani aşkı siz doğru kullan. Diyelim ki bir o gün bir keşif yapabilirsiniz aşık olduğunuz dönem. Yani evet. Sizin içinizde o güne kadar sahip olmadığınız bir enerjiyle, yani adeta bu neyi gibi büyük bir enerjiyle doluyorsunuz. O enerjiyi evet. Doğru kullanırsanız müthiş bir şey. Doğru kullanmanız tabii. Önemli olan. Evet. Ama işte yani, doğru kullanmayı düşünemiyorsunuz. Işte mantık yani. Yok. Ama aşkta. Şey doğru kullananlar da oluyor. Doğru da kullanması oluyor, durumunda evet. Şans. Bu tabii büyük bir şey. Elbette dediğiniz gibi bu işte bir nevi o şelalelerin hani durulup evet. Da bir gölet haline dönüşmesi evet. Gibi. Aşkın sonu sevgiye tabii dönüşüyorsa. Kesinlikle o güzel. O çok güzel evet, oluyor. O, saygı bence. Ve sevgi. Kalıcı olan işte o bir evet. Nevi aşkı mutluluk dersek evet. Sevgiye de huzur diyebiliriz. Aa çok güzel söylediniz. Evet kesinlikle bence de. Betimleyebilirsek bu şekilde betimleyebiliriz. Evet. 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 Ama huzur severken de bazen yaşanamıyor. O da var. Severken de bazen yaşanamıyor, doğru. Mesela birçok çift biliyorum, siz daha iyi bilirsiniz, hukukçusunuz. Birçok davaya, geçmişe baktığınızda denk evet. Gelmişsinizdir. Birçok çifti gözlemliyorum. Sevgi var ama mutluluk yok ve huzur yok. Çünkü sürekli tartışıyorlar, kavga ediyorlar. Ama şimdi işte bu, evet. Ya da kavga bile etmiyorlar. Bazen kavga etmek de huzurlu olmak evet. Demek aslında. Çünkü halının altına süpürmüyorsunuz bir şeyleri. En azından konuşuyorsunuz, kavga ediyorsunuz. Sonucu ya bağlanıyor ya bağlanmıyor. Ama en azından onu içinizdekini dışarıya atabiliyorsunuz. Şimdi bu aslında çok önemli bir şey. Heraklit, M.Ö. 6. yüzyılda aşkı da ilişkileri de tanımlarken hı hı. Karşıtlıklar üzerinden olacağını anlatıyor. Hı hı. Ve bunun diyor bir sazın diyor bir tellerindeki gerginlik gibi ne çok gergin olacak... Ne de çok gevşek olacak diyor doğru. Aşkı tanımlarken. Güzel tabii. Şimdi siz sunucusunuz, başarılı bir sunucusunuz. Ama mutlaka sizin rakipleriniz vardır. Tabii. O rakipler size, ben açıkçası o rakiplere hep birbirine teşekkür etmelerini isterim. Kesinlikle. Neden biliyor musunuz? Bir rakip sizi ayakta tutar. Tabii daha çok azmediyoruz. Tabii. Daha fazla hırslanıyoruz. O karşıtlık olmadan bir insan gelişemez. Tabii. Karşıtlıklar bizi güçlendiriyor. Karşıtlıklar evet. Bize... güç kuvvet veriyor. Doğru. O yüzden o karşıtlıkların yaşaması gerekiyor. Doğru, evet. Mesela şimdi diyelim ki kötüler insanlar çok kızıyor ama kötü hep olacak. Yine, denge o da bir denge. Bir denge. Yani siz, iyiler, iyi insanın kıymetini bilmemiz açısından kötü bravo. İnsan olmalı. Biz iyiye niye iyi diyoruz? Tabii. Kötü birisini kötü görüyoruz. Kötü olduğu için. Hatta arıyoruz diyoruz ya iyi ki de sen varsın hayatımda evet, diyoruz tabii. Değil mi? Evet. Yani çünkü bu hep karşıtlıkları yaşamak. Bu bir doğanın kesinlikle. Kanunu. Evet. Her şeyin bir karşıtı olur. Aynen öyle. İşte nasıl gündüz gece. Nasıl kış yaz? Tabii, tabii. Her şeyin bir karşılığı oluyor. Şimdi geçmişe baktığımızda hep böyle benim işte annem dönemleri hep derler ki iyi insan çoktu, kötü insan derdik biz diyorlar mesela o dönem. Fakat şimdi bakıyorum iyi insan artık diye söylüyoruz, kötü insan çok. O yüzden yani dönem de biraz zor bir dönem. Şimdi şöyle ortaya kötü bir dönem. Görünür, İnsani olarak tabii söylüyorum evet. Bunu. Şimdi görünür olan daha görünür olan daha çok gibi görünür. Evet. Daha görünür olan. Ama ben hep o şeyi de bu programı da o anlamda çok önemsiyorum. Yani iyi insan işte diyelim ki mütevazi bir insan hı-hı. Kendini çıkıp övmez. Tabii, ben işte şöyle sunucuyum böyle demez. Tabii. Şimdi o yüzden biz onların daha az olduğunu zannederiz. Doğru. Ama aslında bu da biraz da şeyden kaynaklanıyor. Bu bir tavuk bir yumurta yapar. Evet. Bütün mahalleyi ayağa kaldırır. Balina 30 ton yavru yapar. Kimsenin ruhu duymaz. Doğru. Yani bu biraz da şeyden kaynaklanıyor. Yani iyi insanların kendilerini çok fazla da hani ön plana çıkarmıyor. Ben zaten hani, iyiyim. Demiyorlar tabii. Ben iyiyim diye ortaya çıkmamalarından kaynaklandığını düşünüyorum. Evet, tabii. Evet. Peki şunu söyleyeyim size. Başarmak isteyen insanlar
bir ne önerirsiniz? Ne yapması diyeyim ki? Yani gençlere ne önerirsiniz? Mesleğimle alakalı. Mesleğinizle alakalı. Evet. Bir kere şimdi ben spiker olmayı, kesinlikle iyi bir spiker olmayı prompter okumak olarak nitelendiremem. Şimdi biz spikerlerin haber sunarken karşımızda baktığımız kameranın prompter diye ifade edilen bir karşımızda akan bir haber şeyi vardır. Prompter diyoruz ona. Oradan bakarız, haberleri okuruz. Fakat iyi bir spiker bu değildir. İyi bir spiker şudur. Bol bol her alanla alakalı gündemi takip edeceksiniz. Yani siyaseti, sporu bile. Sporu, çünkü ben hem kendime saygımdan hem izleyicime olan saygımdan ben spor haberini okurken o spor haberini bilmek isteyerek o izleyiciye aktarmak isterim. Dolayısıyla takip edip bilmem gerekiyor. Bazı kişiler o aksanı bile güzel söyleyemiyorlar futbolcuların, çünkü bilmiyorlar. Ama ben onu bileceğim ki doğru aksanlı bir şekilde izleyiciye aktaracağım mesela. Dolayısıyla her konuyu takip etmeleri gerekiyor. Spiker olmak isteyen gençlerimiz. Yani başarının sırrı bir. Tabii, okuyacaklar. İlgili olacaklar. Merak duygusu değil mi? Çok merak önemli bir duygusu, şey. Araştırma duygusu. İki. Tabii ki. Ben inanılmaz çocukluğumdan beri çok meraklı bir yapıda bir insanım ben. Her şeyi araştırmak, didiklemek, böyle bir yapıda olduğum için hep muhabirlikten gelme olduğum için, bir de muhabir olmak çok zor. Çünkü bir haberi tamamen siz hazırlıyorsunuz. Akışınızı haber müdürünüze sabah toplantılarınızda söylüyorsunuz. Akışımda bu var diyorsunuz. Haber müdürümüz bize onay verirse o akıştaki haberimizin içeriğine göre hazırlık yapıyorsunuz ve siz yazıyorsunuz o haberi. İzleyiciye tamamen siz veriyorsunuz. Dolayısıyla mutfak, ana mutfak ve en zor olan kısım muhabirliktir. Ben o yüzden muhabirliği çok ayrı önemserim ve çok başka bir bakış açım vardır. Buradan çok değerli muhabir arkadaşlarıma da selamlar olsun. Dolayısıyla ikinci, lafı uzatmadan söyleyeyim. Birincisi ne dedik? Her şeyi okumak, evet, zorunda, her şeyi bilmek, öğrenmek zorunda. Dünya genelinde, dünya haberlerini, evet, bile. İkincisi, tabii ki bu işin teknik anlamda da bir eğitimi var. Yani nedir eğitim, bu eğitim? Eğitim almalılar. Tabii. Evet. Nedir bu eğitim? Diksiyon. Evet, güzel konuşabilme, güzel bir Türkçesi olabilme. Bunları yapacak teknik olarak. Ve üniversite okurken de iletişim fakültesi mezunu olacak. Basın kartını daha az sürede almak istiyorsa. Ama tabii ki iletişim fakültesi olmayan gazetecilerimiz yok mu? Çok fazla var. Ama ne oluyor? Basın kartlarını daha geç bir sürede alabiliyorlar. Onun dışında özel hayatına dikkat edecek. Çünkü siz habercisiniz. İzleyici sizi izlerken, o haberi sizden duyarken sizin başka güven bir duygusu, tabii, sizin başka bir yönünüzü düşünmemeli, başka bir yönünüzü bilmemeli. Tamamen sizi algıda seçici bir şekilde sizi izliyor. Tamamen sizi işinizle bağdaştırıp haberi sizden aldığı için güvenle size bakmalı. Dolayısıyla, evet, özel hayata çok dikkat etmek gerekiyor. Evet. Bunun yanı sıra sürekli okumak, sürekli değiştirmek. Sevdiği işi yapması insanın bence. Tabii ki. Ben şey olarak konuştum şu anda. Yapması gereken. Mesleki anlamda, evet, konuştum. Genel olarak baktığımız zaman zaten başarı sevdiğimiz işimizi yapmamız gerekiyor. O zaman çalışmış olmuyorsunuz. Tabii. Yani. Kesinlikle. Yani siz Allah bir yani haberleri sunmak için ya da gecenin bir saatinde bile işe gittiğiniz olmuştur. Sabahın köründe gittiğiniz ben olmuştur. Ben pandemi döneminde zaten ben CNN Türk'te gece haberlerini sunuyordum. Zaten kanalda saat 8'de oluyordum. Ha. Sabah 6.30-7'ye kadar kanalda kalıyordum. Yani zaten habercinin saati yoktur. Habercinin izni yoktur. İzin vardır ama son dakika bir gelişmesi olduğunda gideceksin kanala. Aa, ben izinliyim demeyeceksin. Peki ben biraz da magazin sorusu sorayım size. Buyurun. Bu fit olmanızı neye borçlusunuz? Ay, sağ olun, eksik olmayın. Çok teşekkür ediyorum. Benim kilo takıntım var. Yağ sevmiyorum. O yüzden hep dikkat ediyorum yememe içmeme. Yürüyüş yapıyorum. Spor yapıyorum. Sigara hiçbir zaman kullanmadım. Hayatım boyunca sakin içmedim. Bir insan mısınız, heyecanlı mı? İşimle alakalı bir şey konuştuğumda ve işim de heyecanlıyımdır. Evet. Heyecanım vardır ama baktığınız zaman sakin, naif bir karakter yapım var.
Yememe içmeme çok dikkat ediyorum ama zaman zaman kaçamak yapmıyor muyum? Yapıyorum. Çok fazla abur cubur severim. Bir şey izlerken özellikle cips çok seviyorum. İnanılmaz. Bir de sonra film izlerken işte mısır patlamış. Evet, mısır çok falan, seviyorum. Ya, çok özledik ama değil mi sinemaları? Çok, ya. Çok. O gong hani çalıp da bu perdelerin açılışıyla. Aynen öyle. Müthiş bir şey ya. Gerçi o da başka bir kültür. Başka bir keyif, mutluluk. Kesinlikle. Tabii onları yapınca ne yapıyorum? Sonra bir hafta mesela hiç abur cubur yemeyerek dengeliyorum. O yemiş olduğum. İşte bu ölçüllülük oluyor. Evet, yani. Evet. Her şeyi yapmak ama ölçüllülük. Tabii su çok içiyorum. Günde 3 litre su içerim her gün. 3 litre. Tabii. O şekilde bir yaşamım var. O spor yapıyorsunuz spor herhalde. Spor yapıyorum, yürüyüş yapıyorum. Yani spora gidemesem bile evde de spor yapıyorum. Bazı hareketler var. O hareketleri yapıyorum. Dediğim gibi sigara içmiyorum. Alkol kullanmam. Sosyal içiciyim yani. Çok önemli bir şey olur da hani öyle bir kadeh hani bir şey kullanırım. O da çünkü kilo yapacak bir şey biliyorsunuz. Dolayısıyla sağlıklı beslendiğim için almıyorum kilo. İşte hafta sonları ne yaparsınız? Gerçi bu sıra hani pandemi nedeniyle. Şu an evet. Vallahi gezmeyi seviyorsunuz herhalde. Çok seviyorum. Evet, gezmeyi severim. Gezmem de çok şey öğretir. Ya Marco Polo'nun hayatını okudum. İnanılmaz bir şey ya. Adam dünyayı gezmiş o zamanlar hakikaten. Tabii, yani. Tabii. Gezmek de insan çok şey öğreniyor değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Yani gezmek hani derler ya okumak mı, gezip görmek mi? Bence gezmek, görmek. O kültürleri tanımak, yurt dışına gittiğinizde, evet. Farklı bir şehire gittiğinizde, oradaki yaşayan kişilerin farklı yaşamına tanık olmak. Gezmek çok insanlara bir şey katıyor tabii ki. Ben hafta sonları, ben sosyalliğe çok önem veren bir insanım. Yapısal olarak da çok sosyalimdir. Çok fazla insan ilişkileri kuvvetli olan biriyim ben. Dolayısıyla hafta sonlarını arkadaşlarımla geçiriyorum. Pazar günlerini ailemle geçiriyorum. Bazen hafta sonlarını tek başıma kitap okuyarak geçiriyorum evimde. Anneniz nereliydi? Annem Karadenizli. Karadenizli. Giresun, güzel yani. Şebin Karahisar. Bir yandan Karadeniz yemekler, evet. Bir yandan Güneydoğu yemekler. Evet, evet, aynen öyle. Bir kültür çatışması. Çok güzel ama ne güzel bir şey ama ya. Evet, farklılık evet. İşte. Evet, Karadeniz de çok güzel. Gezmeyi çok istiyorum mesela. Karadeniz'i gezemedim. İnanılmaz güzel. Gezmeyi çok gerçekten şey yapıyor, seviyorsunuz. Seviyorum, evet. Bu son dönemde Pervin Ersoy hanımefendi, evet. Çok sevdiğim biri, Sayın Turizm Bakanımızın eşi, çok güzel bir kurduğu bir girişimciliği yaparak bir kurumu var, Rotahane diye. Evet. Rotahane'nin amacı da her şehri ünlüsüyle gezmek sloganı eşliğinde şehirleri geziyorsunuz. Çok güzel. Ben şimdi son dönemde çok Pervin Hanım'la geziyorum. Şimdi tekrar gezilerimiz olacak. Kastamonu'na gideceğiz. Nisan'da Mardin'e gideceğiz. Mesela heyecanlandırıyor bu beni. Her yeni gittiğim şehri de hem lezzeti farklı anlıyorum. Kültürleri, farklı kültürlerin. Hem lezzetlerini tadımlıyorum. Hem kişilerini görüyorum. Hem oradaki değerli tarih alanlarını görüyorum. İnsanlarını tanıyorum. Çok şey katıyor. Bence gezmenin çok fazla maliyetli olduğunu da düşünmüyorum. Maliyeti de çok fazla yok. Yani sırt çantasını alıp da çok insan dünyayı geziyor. Doğru tabii. Mesela diyelim ki ben tren yolculuklarını çok severim. Ben mesela. De çok severim. Mesela orada görürüm bir anne, bir çocuk veya işte eşini yolcu ediyordur. Evet, evet. Bir aile görürsünüz. Hüzün. Hep şu gelir aklıma. Ben bu insanları bir daha görmeyeceğim. Ya aynen öyle. Yani o zaman dilime geçiyor. O yüzden tabii. Farkındalık. Hatta ben fakültede okurken tren yolculuğu yapıyorum. Sürekli işte notlarıma bakıyorum, ders çalışıyorum falan. Karşıma oturan bir şey yaşlı bir adam dedi ki evlat dedi kafanı kaldır dedi. İstasyonlara da etrafa bak dedi. Bunu bir daha görmeyeceksin dedi. Doğru. Bir de kaç kişinin ders çalışıyorum var dedi. Orada. Dedi ki çalışırsın yine dedi. Evet. Zamanı dedi durdurman gerekir dedi. Doğru. Şimdi ben o yüzden bu gezilerde şimdi siz diyelim ki rutin günlük İstanbul'da işte yaşadığınız hayat bellidir işte. Gezerken farklı insanlar görüyorsunuz. Tabii. Farklı yerler, farklı kültürler. Tabii. O farkındalıkla geziyorsanız tabii. Hani bazı insanlar var alışveriş için gider gezmeye. Gider işte bir sürü valizlere hiç döner. Hiç bana göre değil. Ha, değil. Hiç şimdi değil. Orada asıl onun kültürünü onu tanımak. Ben tarihini tanımak yemek isterim. Yemek mesela yemek kültürünü. Tanımak lezzetini isterim. Tanımak. Tabii. Vallahi siz bir şey söyleyeyim mi? İsterim. Bir tanesini izlediğiniz için lezzet programı yapın. Yok yok vallahi hiç, vallahi. Hiç düşünmüyorum lezzet programı falan. Bu kadar netim. Büyük konuşmuyorum ama
Valla ben haberciliğe aşığım. Yani o haberciliğimden çıkmak istemiyorum. Çok o anlamda bana teklif geldi açıkçası. Yemek programı değil de başka program formatlarıyla ilgili teklifleri aldım. Ama haberciliğe aşık oldun. Ama ben kabul etmedim. Yani ben habercilikten vazgeçmek istemiyorum. Tabii keskin böyle tabularımda yok. Büyük de konuşmayayım ama tercihim değil yani. Anladım. Öyle söyleyeyim. Anladım, tamam. Yani şey çok güzel. Hakikaten o bir gezmek, görmek ve o şeyin, o zenginliklerin farkında olmak. Evet. Farkındalık. Bu arada gezmek görmek derken gezelim görelim formatı ile ilgili mesela çok iyi bir kanal, ismini vermeyeyim, oradan teklif aldım ben. İl il gezeceğim. O şehri anlatacağım, işte kültürünü anlatacağım. Fakat o gün inanılmaz, yani acaba daydım o teklifi aldığımda. O gün o kadar istediğim bir kanaldan geri dönüş aldım ki. Bir de olunca aynı anda olur. Aynı anda olur, evet. O yüzden mesela olmamıştı. Evet. Ama öyle bir şey ileride belki düşünebilirim. Olur yani, çok keyifli. Bence ben şunu mesela, gezi programı yapan arkadaşlarım var benim. Çok Lokman Dağ var arkadaşım benim mesela. Ya onlara mesela aynı zamanda bilgelik de kattığını düşünüyorum. Tabii, tabii. Çünkü çok şey öğreniyorlar. Tabii. Çok şey. Tabii. Yani bugün bir insan kaç kişiyle görüşür? 10 kişi, 20 kişi. O belki o program sırasında yüzlerce insan tanıyor. Tabii. Farklı farklı yerler görüyor. Evet. Bir de hani daha dikkat ediyor. Doğru. Program yaptığı için daha dikkat ediyor. Evet. Bundan da sevgilerimi iletiyorum Lokman. Hakikaten çok değerli bir arkadaş Lokman Bey. Şimdi ara programın sonlarına doğru geliyoruz. Var mı böyle hani şu konuyu da konuşsaydık iyi olurdu. Ya böyle aklıma da gelmedi değilsin dediniz. Şey. Valla ben açıkçası Cengiz Beyciğim, yani evde gibi hissettim kendimi. O samimiyetiniz gerçekten bana bu rahatlığı hissettiren enerjiniz o kadar güzel ki. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. O yüzden hani böyle çok soru cevap gitmedik. Çok güzel bir sohbet oldu. Dolayısıyla hani baktığımda böyle geri kalan zamana hiç şunu da atladık diyebileceğim bir şey yok. Çünkü çok doğaçlama güzel sohbet oldu. Siz geleceğe dönüp neler yapacağını soracağım ama siz zaten o konuda pragmatik düşünüyorsunuz. Yani zamanı geldiğinde yaparım diyen birisiniz. Çok akışa bırakıyorum kendimi. Tabii şimdi benim bir çocuğum yok. Çok istediğim bir şey bir anne olmak tabii ki. Çok istediğim yani arasında yani, hayalim olan bir şey. Ama mesela şöyle bir yapım yok benim. İnşallah anne olurum, anne olmayı çok istiyorum, bir kızım olsun falan, öyle değilim. Hep hayırlısını istedim Allah'tan. Allah'ım nasip edersen Rabbim çocuk, anne olmak, çocuğum olsun çok istiyorum ama hayırlısı olacaksa nasip et diyorum her zaman. İlişkilere bakış açınız da daha farklı. Siz aşkı çok önemsiyorsunuz. Yani gerçek aşkı önemsiyorsunuz. Evet, çok. Evet. Ya çünkü son zamanlarda bu da çok, aşk konusu da çok böyle. Hani ben de romanlarımda bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Yani aşkın, asıl gerçek aşkın fedakarlık, özveri olduğunu. Tabii. Yani soğuk bir kış günü paltonu çıkarıp sevdiğin insanın omzuna atıp sen donmaya göze almaktır aşkı. Kesinlikle. Ya ben çok işte bu konuda eski kafalı düşünüyorum. Ben de öyleyim eğer öyleyse. Yani, vallahi evet. Yani. Şimdi artık günümüzde o kadar bir dönem oldu ki hani birinden hoşlandım, hadi o zaman bir konuşalım, bir deneyelim. İşte sosyal medya ne yazık ki çok bazı ilişkileri basite indirgedi. Evlilikler bitiyor sosyal medya yüzünden. İlişkiler sonlanıyor sosyal medya yüzünden. Sosyal medyanın çok güzel geri dönüşleri var. İnanılmaz güzel sosyal medya. Yani ama onu da ılımlı kullanmak. Yani onu da ölçülü kullanmak evet, gerekiyor. Evet, onu söyleyeceğim. Yani çok güzel tarafları var. Ama işte baktığımız zaman dezavantajları da var. Bu dezavantajından yararlanan ne yazık ki çok fazla insanımız var. Evet. Bir gün o yüzden inşallah şunu umut edebilirim. Evet. Bir gün çok daha güzel evlilikler, çok daha güzel ilişkiler olsun. İnşallah çok fazla derin düşünen, çok fazla ruhumuzla düşünen insanlarımız çoğalsın. Çünkü işte her şey yüzeysel oldu günümüzde. Bu konu beni çok rahatsız ediyor. Yani inşallah ileride hem kendi adıma hem yakın çevrem adına hem insanlarımız adına en büyük duam umutlu bir bakış açısıyla bakarak ruhumuzla bakmayı inşallah hepimiz öğrenelim diye. Çok yani gerçekten yaşınızın çok böyle hani çok olgunca bir cümle sağ kurdunuz. Olun. Hakikaten sağ olun, tebrik ediyorum. Demek ki çok muhteşem bir aileniz var. Ay sağ olun. O işte ben açıkçası aileden çok şey öğrendiğine inanan birisiyim.
Sağ olun. Her şeyi halden öğreniliyor. Evet. Sizin hani bir sevdiğim bir yanınız var. Sağ olun. Kelimeleri bile mesajlaşırken bile kelimeleri çok özenle seçiyorsunuz. Evet, dikkat ediyorum. İnsanlara anda yanıt vermeye çalışıyorsunuz. Evet. Bu bile benim için çok büyük bir lüks haline dönüştü. Ay sağ olun. Çünkü artık öyle bir dönemde yaşıyoruz ki telefonlara bile çıkarı yoksa insanların, bazı insanların açmadığını tanık oluyoruz. Evet. Yani bu şeyden sizin gibi asil insanların umarım Allah yolunu açık etsin. Estağfurullah. Yolunuz açık ve aydınlık olsun. Sizin de öyle. Evet. Çok çok değerli bir kariyeriniz var. Çok değerli bir aile babasısınız. İnanılmaz değerli. İki tane sizin gibi başarılı hukukçu evlat yetiştirmişsiniz. Gerçekten ben çok mutlu oldum beni ağırladığınız için. Hem başarınız daim olsun, hem aile hayatınız mutlulukla, huzurla devam etsin inşallah. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Çok bizim sağ olun. Program arkadaşlarımız Kemal Bey, Fırat Bey, sen Kemal Sensay diğerlerine, Maral Hanım ve bir arkadaşımız Taner Bey. Onlara çok teşekkür ederim. Gerçekten çok harika bir çekim yaptılar. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yedi Veren Yayın Evi ailesine. Çok teşekkür öncelikle ediyorum. Sağ ol. Bu kitaplar da benden size armağan olsun. Sağ olun. Şu bir tane sadece şunu göstereyim bir ekranda. Şey, bu benim son yazdığım roman. Tehlike Sarmalı'nda. Evet. Ben burada roman kahramanının çektiklerini deneyimleyebilmek için 20 gün kadar bir kış günü ormanda kaldım. Yani ciddi kulübede. Misiniz? Yani şeyi görmek istedim. Bir insanın tek başına ne hissedebileceğini, korkularını görmek istedim. Çünkü görmediğiniz bir şey yazamazsınız. Doğru, çok güzel söylüyorsunuz. Ama ben bunları imzalamanızı rica ediyorum. Tabii ki, tabii ki onur diyorum, onur diyorum. Evet, sağ olun, onur çok bana ait. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok mutlu oldum. Size öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sonra Yedi Veren Yayın Evi ailesine, Fikir X TV'ye çok teşekkürlerimi sunuyorum. Tamam, en yakın zamanda inşallah tekrar inşallah buluşmak ümidiyle tekrar ben de sizi ağırlamak isterim programımda. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ben çekim yasasına da çok inanan birisiyim. Evet, İyi insanlar hep birbirini bulsun diliyorum. İnşallah. Evet. En büyük dileğim inşallah. Evet. Benim en büyük dualarımdan birisi de şudur. Evet. Allah'ım beni iyi insanlarla karşılaştır. Aynen. Hepimize öyle olsun inşallah. Aynen. Sağ olun. Görüşmek üzere. Yolunuz görüşmek açık ve aydınlık olsun. Sağ olun. Çok sevgili aynen dostlar, bir programın daha sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle. Berat Aşçıoğlu'na çok teşekkür ediyorum.